Perde Arkası kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu bölümde 12 Öfkeli Adam filminin perde arkasını sizlerle paylaşacağız. Yönetmen Sidney Lumet, oyuncuları bir odaya alıp kameraları kayda almadan saatlerce repliklerini okuttu. Bunu oyuncuların aynı insanlarla bir odaya tıkılıp kalmanın nasıl bir his olduğunu anlamalarını sağlamak için yapmıştı. Filmin özenle gerçekleştirilen provaları 2 hafta sürdüğü ve çok yorucu geçtiği için çekimlerin 21 günde tamamlanması gerekti. Filmin 3 dakikası dışında tamamı 35 metrekarelik jüri odasında çekildi. Filmin başında kameraların tümü kişiler arasında daha büyük bir boşluk varmış gibi göstermek için geniş açılı lensler kullanılarak göz seviyesinin üzerine yerleştirildi. Film ilerledikçe kameralar gittikçe göz hizasına doğru kayıyor. Filmin sonlarına doğruysa klostrofobi hissini arttırmak için kameralar iyice göz seviyesinin altına iniyor. Filmin sonunda adliyeden ayrılan jüri üyelerinin çekimi ise bu klostrofobik, iç sıkıcı jüri odasından kurtulma hissini vurgulamak amacıyla tepe bir açıdan en geniş açılı merceklerle yapıldı. Film toplam 365 ayrı çekimde tamamlandı. Filmin düşük bütçesi sebebiyle eğer ışıklar belirli bir açıdan yapılacak bir çekim için ayarlanmışsa aynı açıdan yapılacak tüm çekimlerin de o anda ve orada çekilmesi gerekiyordu. Bu sebeple aynı konuşmanın farklı bölümleri bazen birkaç hafta arayla çekildi. Senarist Reginald Rose bir cinayet davasında jüri üyeliği yaptıktan sonra jüriye odaklanan bir drama yazma fikri edindi ve ortaya bu senaryo çıktı. Filmde bahsedilen değişik görünümlü bıçak, Endonezya tarzı bir kriz bıçağı olan ince İtalyan sustalısıdır. Gerçek hayatta Henry Fonda'nın karakterinin yaptığı şeyleri yapmanıza izin verilmez. Bu hareketler suç mahallini ziyaret etmek ve cinayet silahıyla aynı olan bir silah satın alıp jüri odasına getirmek. Bir jüri üyesi olarak kararınızı ancak mahkeme salonunda avukatlar tarafından sunulan gerekçelere dayandırabilirsiniz. 7 numaralı üye, geçen yıl marmelat satarak 27 bin dolar kazandım, hiç fena değil diyor. Bu gerçekten de fena bir kazanç değil. Çünkü bu para bugün itibariyle 261 bin dolara karşılık geliyor. Bahsedilmemesine rağmen Woolworth binasının görülmesi, 7 numaralı jürinin elindeki Yankee biletleri ve açılış kapanış sahnelerinde gösterilen Country Adliyesi'nin basamaklarından anlaşılacağı üzere film New York'ta geçiyor. 1 numaralı jüri aynı zamanda sözcü sanığı, başta neden suçlu veya daha sonra suçsuz gördüğünü asla açıklamayan tek kişidir. Aslında 12 Öfkeli Adam'ın meta düzeyinde özellikle bu karakterle ilgili çok ilginç bir psikolojik metaforu vardır. Başta bir jüri sözcüsü gibi liderlik eder. Bunu neden yaptığı ve nasıl yaptığı sorulmaz. Basitçe ne yaptığını bildiği varsayılıyor, daha sonra fikrini değiştirdiğinde kararını hala açıklamıyor. Ancak o andan itibaren artık liderlik etmiyor, takip ediyor. Bu durum artık sanığı suçsuz kabul ettiği sonucuna varmak için elini kaldırdığında yüz ifadesiyle anlaşılıyor. Filmle ilgili belirtilmesi gereken ilk ve en önemli şeylerden biri Sidney Lumet'in ilk yönetmenlik deneyimi oldu. Usta yönetmenin çok bilinen diğer birkaç filmi de şöyle: Serpico, Köpeklerin Günü ve Şeytan Duymadan Önce. Henry Fonda sette yürürken yönetmene jüri odası pencerelerinden görünen ucuz fonlar için berbat görünüyorlar diyerek şikayet etmiş ve Hitchcock ile yaptığı bir önceki filmi The Wrong Man'e atıfta bulunarak Hitchcock'un harika fonları vardı, onların içinde adeta yürüyebilirsin demiş. Yönetmen Sidney Lumet, görüntü yönetmeni Boris Kaufman'ın fonları daha gerçekçi göstereceği konusunda güvence vermiş. Fakat arka fonun pencereden daha alçak bir perspektiften tasarlanmış olması sebebiyle büyük binalardan biri sanki daha çok, daha aşağı bir noktadan bakılıyormuş gibi açıkça eğik görünür. Henry Fonda'nın bu filmde yer almasını United Artists stüdyosu istemişti. Bu yüzden o da bu filmde hem oyuncu hem de yapımcı olarak yer aldı. Oyuncu olarak tatmin olsa da yapımcı olarak çok büyük hüsrana uğramıştı ve bunu bir daha asla yapmamaya karar verdi. Film kâr edemediği için Henry Fonda parasının kalan kısmını asla alamadı. Bu başarısızlığa rağmen 12 Öfkeli Adam'ı her zaman yaptığı en iyi 3 filmden biri olarak gördü. Diğerleri 1940 yapımı Gazap Üzümleri ve 1942 yapımı Oxbow Olayı.
otobiyografisine göre Henry Fonda, United Artists'in dağıtım stratejisinden dolayı hayal kırıklığına uğramış ve stüdyonun yaklaşımının filmi finansal başarı şansından mahrum bıraktığını söylemiş. Henry Fonda otobiyografisinde stüdyonun bu filmi küçük bir filmin dolduramayacağı kadar büyük salonlarda gösterdiğini ve ayrıca çok sayıda ödül kazandıktan sonra yeniden gösterime sokmadığını söylüyor. Film işletme okullarında ekip dinamiklerini ve çatışma çözme tekniklerini açıklamak için yaygın olarak kullanılmaktadır. 5 numaralı jüriyi canlandıran Jack Klugman'ın 2012'deki ölümüyle birlikte 12 jüriden hayatta olan kimse kalmadı. Henry Fonda kendisini izlemekten hoşlanmadığı için sinema salonunda filmin tamamını izlemedi. Ancak salondan ayrılırken yönetmen Sidney Lumet'e sessizce "Sidney, bu muhteşem" dedi. 12 Öfkeli Adam bugün itibariyle IMDb'deki ilk 10 film içinde en kısa olanı. Aynı zamanda ilk 10'da süresi 2 saatin altında olan tek film. Ayrıca IMDb ilk 30'da uzunluğu 100 dakikanın altında olan tek film de 12 Öfkeli Adam. En iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi senaryo dallarında Oscar aday gösterilen film, tüm kategorilerde ödülü Kıvayi Köprüsü'ne kaptırdı. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın.